Bank 1 işte 8 katlı Rana Plaza'nın yıkılması giyim endüstrisi tarihindeki en kanlı iş cinayetidir. 29 uluslararası marka için üretim yapan Rana Plaza'da ter döken genç kadın işçiler ayda sadece 2 gün tatil yaparak 13-14 saat aylık 36 dolar karşılığında çalışıyordu. 24 Nisan 2013 tarihinde duvar ve sütunlarda büyük çatlaklar nedeniyle Rana Plaza'da işbaşı yapmaya karşı direnen 3639 işçi dövülerek fabrikalara sokuldu. Hemen ardından elektriklerin kesilmesiyle devreye giren 5 jeneratörün sarstığı bina yerle bir oldu. Ezilerek ölen 1138 işçinin %80'i genç kadınlardan oluşuyordu. 2000'den fazla işçi yaralı kurtulurken 80 işçi kol ve bacaklarını kaybetti ve yüzlercesi çalışamaz hale geldi. Enkaza karışan 200 işçi resmi kayıtlara göre kayıp olarak belirtildi. Öncelikle Bangladeş'te üretim yaptığı halde Bangladeş Yangın ve Bina Güvenliği Anlaşması'na imza atmayan Türkiye'li markalardan biri olan Collins, benzeri olayların tekrarlanmaması için anlaşmayı derhal imzalamalıdır. İLO, fonla katkıda bulunması gerektiği halde bundan kaçınan Türkiye'nin en büyük hazır giyim perakendecisi LCYKK, Bangladeş Antlaşması'nı imzalamasına rağmen fona ödeme yapmaktan kaçmaktadır. Kârın maksimasyonu insanların refahı ve insan haklarını önüne koyan Türkiye'nin büyük markaları Collins, Defacto ve LCYKK'nin işçi katliamlarını ucuza getirme gayretini teşhir ediyor ve kınıyoruz. Rana Plaza her yerde. İş cinayetleri cehennemine dönüşen ülkemizde Nisan ayında en az 90 işçi yaşamını yitirdi. Ülkemizde hazır giyim sanayinde çoğunlukla kadın, 1,5 milyon kayıt dışı işçi yasal koruma ve yasal güvenceden mahrum çalıştırılmaktadır. Daha birkaç ay önce Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangında 3 Suriyeli işçi hayatını kaybetmiştir. Bugün katliamın 2. yıl dönümünde Rana Plaza her yerde sloganıyla dünyanın her yerinde eylem düzenliyoruz. Bugün her zaman diliminde 12 ile 13 saatleri arasında 1 saatlik etkinliklerimizle 24 saat güneşi takip ediyoruz.